Bak şu ev mesela. Zaten maksimum 4 kat. Evet. Yok, burada 5 katlı evler yok yani. Şimdi öncelikle siz Erzinlisiniz. Burada sıfıra yakın yıkım var. Bunu neye bağlıyorsunuz? Evlerin sağlamlığı mı, belediyenin önlemleri mi, yoksa zemin mi burada sağlam? Depremde evlerimizin yıkılmamasının sebebi, biz kendimiz evlerimizi depreme dayanıklı olabilecek şekilde yapılmasını istedik. Yapıldı da. Bazı apartmanlarda sadece duvarlarında var, kolonlarında çatlaklar yok. Hani kolonlar aşırı sağlam. Çünkü belediye başkanımız Ökkeş Elmasoğlu ve ondan önceki başkanımız Mehmet Güven burada apartmanların depreme dayanıklılık testi onayına sundu. O onayı geçemeyen apartmanlara oturum izni verilmedi. Apartmanlar boş mu kaldı? Yoksa? O apartmanların hani o yapılmadı ve hani yapılmadı. Ben evet oturum izni çıkartılmadığını biliyorum. Hı hı. Bu şekilde biz... Şeyi de söylediniz yani asfaltlarda çatlaklar var. Asfaltlarımızda çatlaklarımız var. Görebilirsiniz buradan Gökdere özellikle. Gökdere tarafında bir şey oluşmuş, büyük bir yarık oluşmuş. Siz buradaki şeyi neye bağlarsınız? Hiç can kaybı yok, yıkılan hiçbir yerlik. Yani uzaklıktan mı kaynaklanıyor, zeminden mi kaynaklanıyor? Yapıdan. Buranın yapısı, yüksek katlı bina yok. En çok 3 katlı, 4 katlı. Benim oturduğum bina tek katlı mesela. Yapıdan. Bazısı diyor ki, vay efendim ırmak kumu diyen. Deniz kumuyen yapılmış. Bizim evlerde çay kumuyen yapılmış. Yaptık yani biz zamanında. Farklılık ne? Buranın zeminde mi farklılık var yoksa binaların yapısında mı farklılık tabii var? Tabii şimdi burada herkesin kendi şeyleri de var, binaları da var burada. Müstakil binalar, kendiler yaptırıyor. Mesela bizim kendi 3 katlı, amcamın çocuklarının var 3 katlı. Zemininin burada kayalık olduğunu söylüyorlar. Peki, binalar müstakil hep yani. Şunu sorayım, siz depremi ne kadar hissettiniz yani o anı? Vallahi çok, ben daha böyle hayatımda deprem hissetmedim yani. Burada belediyenin bir politikasının sıcak etkisi var mı? Yani evlerin yapımında, imar planlarında? Ya, belediye başkanımızın da bunun üzerinde standart şeyleri var. Yani o da yani bunlar üzerine düşenleri de yapıyor tabii. Önceki belediye başkanlarımız da bu konularda dikkat etmişler yani. Yani bütün bu 2-3 dönemin belediye başkanları hepsine bu Erzin'de dikkat edilmiştir yani.